Evet, kurtuluş. Elini kolunun altına koydu, bir kutu çıkarttı. Dedi bu kutu açtı, çok ince ince sinekler var. Dedi bunlar hepsi sofimizdir. Bunlara hepsi kabirden kalkınca hepsi bunlara toplandı, bu kutuya koydu. Kabirden kalkanları sinek yapıp kutuya koydu diyor. Haşr, neşr, kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna çıkıp utanmasın. Oraya koyduk. Onların şefaatini yaptırdık, işini bitirdik, evraklarını düzeltirdik. Onu götürüp cennete herkesi kendi makamına bırakıp oraya girsin. Haşr görmesin, kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna gidip utanmasın. Böyle niyet ettik. Allahu Teala niyetimizde kabul etti, şefaatimizde kabul etti. Onu götürüyoruz. Biz de çağırsanım o kutuya geliriz. Allah! İnşallah da ümidimiz vardır. Allahu Teala sözümüz, duamız kabul edip bütün sadarlarını, sofilerini oraya koyup. O niyet etmişiz. Ya. Çok üzgünüm. Ya sizi şöyle kutuya koyup, sizi şöyle kibrit kutusuna doldurup sinek gibi, hesap yok, evrakları falan tamamlatıp, kitap yok, sorgu yok, sual yok, mizan yok. Yani hiç öyle takılmayacaksınız. Evrakları götürüyorum sizin adınıza. İmzalatıyorum ve efendim hepsini, hepinize de birer torpil belgesi alıyorum. Tamam, geçiş serbest oluyor, turnikeler açılıyor. Efendim sizi kutunun içinde cennete saçıyorum böyle. Vah, bunu yapamadım sizler için, kusura bakmayın. Yeteneksizlik. Görüyorsunuz değil mi? Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Kibrit kutusunda sizi taşıyamıyorum. Ve diyorum ki size, bunu kim söylüyorsa Allah'a iftira ediyor, İslam'a iftira ediyor, hakikate iftira ediyor, kendine iftira ediyor, peygambere iftira ediyor ve hepsinden öte hepimizin zekasına iftira ediyor. Evet.